Can dur bekle. Ben de geliyorum. Ne yapıyorsun ya? Seninle geliyorum. Ev bakmaya. Evet. Niye? Ben senin karın değil miyim? Ya el alem sonra demez mi bunun karısı nerede diye? Tek başına bakarsan şüphe çekersin. El alemin ağzı torba değil ki büzesin. Ay sen benden daha iyi biliyorsun magazin basınını. Ay sonra bir haber çıkar. Handan Hanım'la falan ben uğraşamam. Hadi. Evet, buyurun. Vay anasın. Ne güzelmiş bu ev ya. Ben olsam ben bile taşınırım doğrusu. Ayşegül, ne konuşuyorsun kendi kendine gene hayatım, deli gibi? Yok bir şey hayatım. Eve bakıyorum. Evet Can Bey, nasıl buldunuz? Vallahi ferah, geniş. Yani yeni, ben beğendim doğrusu. Yeni çünkü sıfır, ilk defa siz oturacaksınız. Sen ne diyorsun hayatım? Yani. Ayşegül, ne saçmalıyorsun ya? Ne yani? Şimdi canım hani yazın iyi de kışın olmaz burası. Isıtmaz burası belli belli. Ya bak sonra kıkırdar kalırsın, bütün kış yatakta geçirsin yani. Ben sana söyleyeyim. Hanımefendi olur mu? Burası yerden ısıtmalı. Ne? Yerdenmiş. Yerden. Ha. Hayatım minnan patileri yanar. Ayşegül bana... Bize ev bakıyoruz ya, kediye göre mi ev beğeneceğiz? Aşk olsun hayatım, günah değil mi? Hem ben alışkınım yerden ısınmaya. Patilerim yanmaz benim, merak etme. Olmaz yani. Yazın iyi ama kışın olmaz burası. Zinhar içime sinmedi. Ayşegül Hanım bakın, burası çok güzel güneş alıyor. Hem kışı soğuk gel, falan gel. Olmaz, güney cephe. Beyefendi, bana emlakçılık yapmayın. Babam bizim evimizi kendi elleriyle yaptı ya. Baba evi derler ya, bende hası var hası. Ben çok iyi bilirim bu işleri. Tavanından yerine, kapısından camına, borusundan kiremitine her şeyi bilirim ben. Ayşegül coşma, coşma. Sinirlendim. Beyefendi biz diğer eve de bir bakalım isterseniz. Lütfen. Çok anlıyorsun. Evet efendim. Burası da modern tarzda hazırlanmış olan mutfağımız. Modern tarz. Modern. Ne oldu Ayşegül? Bunu da mı beğenmedin? Canım ben İtalyan tarzı mutfaklardan hoşlanıyorum. İtalyan? Si. Ayşegül babanın evinde de mi İtalyan tarzı mutfak vardı senin? Hayır canım, açık mutfak var biliyorsun. Ayşegül Hanım'ın baba evinin doğrusu ben de çok merak ediyorum. Artık nasıl bir evse milyonluk evlerle kıyaslanıyor. Pardon, siz ne demeye çalışıyorsunuz? Ayşegül dur dur, sen dur. Sen ne diyorsun ya benim karıma? Ha? Ne oluyor? Ya sen ne yapıyorsun, alttan alta bize laf mı geçiriyorsun? Aman hayatım, boş ver. Sana, aman bize ev mi yok? Olur mu öyle şey? Siz beni yanlış anladınız Ayşegül Hanım, lütfen. Gidelim hayatım. Ne kadar ünlü, ne kadar sosyetik arkadaşımız varsa tek tek bu adamı kötüleyin. Hadi hayatım. Allah Allah ya. Hayır yani sen kimsin de benim karımın babasının evine laf edebiliyorsun ya? Aman boş ver hayatım. Biz yarın başka ev bakarız. Ben çok sevdim bu işi. Yarın da geleceğim. Hı hı. Tabii tabii. Geleceğim vallahi. Beni bulursan takılırsın peşime. Ha, bu arada sen nereye gidiyordun? Murat'a. İn arabadan. Niye? İn dedim. Nemrut! Böyle otobüste olmuş bir şey bulup binersin. Ha, bu arada evin alarmının şifresini biliyor musun sen? Sonra benden önce gidip de ortalığı ayağa kaldırma bir de. 11.07.15. Aferin sana.
Öküze bak ya. Hay altında doğmuş otobüse bindi mi acaba? 11.07.15. Neydi abi bu ya? Seni dinliyorum Can. Halimi hatırımı sormaya gelmedin herhalde buraya. Vardır bir karın ağrım. Ben taşınıyorum. Duydum. Ev bakıyormuşsun. Nasıl ya, biliyor muyum? Ben mi? Can'cığım bütün İstanbul biliyor. Bana gelene kadar oho. Tam yeni filmin lansmanı yapılacağı sırada bir skandal patlatayım. Onu da elimize yüzümüze bulaştıralım diyorsun. Hayırlısı. Ondan tabii ki öyle bir şey demiyorum ya. Allah Allah. Taşınmaya karar verdim, onu sana söylüyorum. Herhalde kararımı özgürce uygulama hakkım var değil mi? Ha bir de kararlısın yani. Evet, kararlıyım. İyi, peki. Bana düşen de bu işten en az hasarla kurtulmanı sağlamak olacak tabii. Ne yapayım? Ya nasıl olacak ha? Vallahi herhalde şöyle olacak. Bugün basından birkaç arkadaşımı arayacağım. Onlara diyeceğim ki Can Tekin'in eşi Ayşegül onu aldatıyormuş. Biraz mağduru oynamak lazım Can'cığım. Biliyorsun halk her zaman mağdurun yanındadır. Öyle olunca evlenmişsin, ayrılmışsın, evden ayrılmışsın, kavgalar çıkmış falan. Bunlar kimsenin umurunda olmuyor. Vallahi çok rahat rahat hareket edebilirsin bundan sonra. Hatta istersen Elif'le bile görüşebilirsin. Handan, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Hı? Sen benden ne istiyorsun? Çok ciddi soruyorum. Sen benden ne istiyorsun? Hı? Hem kafana eseni yap, hem de hiç kimse karışmasın, öyle mi? Evlen, boşan, taşın, hiçbirimizin gıkı çıkmasın. Şuraya seninle ilgili tek bir teklif bile gelmesin ama havandan da geçilmesin. Tam bir iş geldi, belimizi doğrultuyoruz diyoruz, onunla da bir skandal çıkarıyorsun. Bu mudur ya, ha? Handan, Ayşegül'ü sakın bu işe bulaştırma. O bu işin içinde değil. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Çok yanılıyorsun. Ayşegül bu işin tam ortasında duruyor. Onu bu işe alet etme diyorum. Ben sadece işimi yapıyorum Can'cığım. Ya senin işin benim. Senin işin benimle, Ayşegül'le değil. Benim işim senin hayatındaki pürüzleri yok etmek. O yüzden şimdi otur bir daha düşün. Gerçekten o evden taşınmana değecek mi? Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? Dün gece iyi uyuyabildin mi? İyiyim, uyudum merak etme. Ben Can halledecekti o güvenlik işini. Halletti. Artık eve şifreyle giriyoruz. Sevindim. Otursana. Ben sen gelmeden önce bitirdim. Eline sağlık. Son revizyonlarla tam istediğim gibi olmuş. Süper. Çok sevindim. Ayşegül, iyi misin? Hala dün gecenin etkisi mi? Bilmem. Sandığımdan daha fazla etkilendim galiba. Hadi gel. Senaryonun bitmesini kutlamak için yemeğe gidelim ha? Olur. Hadi. Alışık değilsin değil mi? Bekleyin. Peki o zaman filmimizin kıracağı gişe rekorlarına. Hadi inşallah. Murat, biliyor musun? Teşekkürler. Teşekkürler. Biliyor musun? Başından beri bana bir tek sen inandın. Yani beni tanımamana rağmen başarabileceğime bir tek sen inandın. Ayşegül. Ama Can, o bana hiç inanmadı. Sürekli benimle dalga geçti, alay etti, yazdıklarımı okumadı. Tek bir satırını bile okumadı. Taşınıyormuş biliyor musun?
Buyurun. Benimle iyi vakit geçirdiğini söylüyor ama konu o değil. Elif'e dönmek zorunda. Can Elif'e dönerse ne olur biliyor musun? Kariyeri patlar. Skandal üstüne skandal. Sonra kendini toparlaması zaman alacak biliyorum. Elif onu mutlu edecek Ayşegül. Üzülme. Edecek tabii. 9 yaşından beri tanıyorlar birbirlerini. Can ona 9 yaşında söz vermiş ya. İnanabiliyor musun? Ay hangi gerizekalı 9 yaşında verdiği bir sözü tutmaya çalışabilir ki? Neyse. Yani her şey bu kadar ortadayken, kariyeri bu kadar tehlikedeyken nasıl bu kadar mantıksız davranabilir inanamıyorum. Aşk böyle bir şey Ayşegül. İnsan normalde yapmayacağı şeyleri yaptırır. Evet. Yiyelim mi? Başlayalım. Ya ne gülüyorsun ya? Ben sarhoş değilim. Kimse bana sarhoş muamelesi yapamaz. Ben giderim. Ya gülme. Can nerede? Çıksın ortaya! Tamam, tamam. Sakin ol. Dur. Bağırma, ha? Bağırma. Sakin. Gitsene. Git. İyi günler. Tamam. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın arayacağım. Ara, ara ya da ben ararım. Araşalım. Araşalım. Hadi git. Bye. Geldin mi sonunda? Çok kötü, çok kötü. Tamam. Tamam, merak etmeyiniz gereken bir şey yok. Yoldayım. Adın ne senin? Ay Can, ben içtim. Sen mi sarhoş oldun? Geldim işte, görmüyor musun ya? Asun Hanım, siz Mert Bey... Bir dakika ya. Alarm niye ötmedi? Sarhoş musun sen? Hı? Ha, sarhoş musun kızım? Bu ne hal? Sen niye oturuyorsun? Hı? Murat'la mıydın? Evet. Murat deyince nasıl surat değişti? Sen beni bayağı kıskanıyorsun ya. Ay, hani mi beni kıskanıyor muyum? Beni merak mı ediyor mu? Bekliyor mu? Hani mi? Kızım. Bekle. Saçmalama be. Ya sen gecenin bu saatinde el alemin adamıyla içki içip ne yapıyorsun ya? Ya bir gazeteci görse, ya birisi fotoğrafınızı çekse. İçinde andan kaydım.
Böyle kahve yapma. Yok ya, başka bir emrin var mı? Yok. Kahve eden. Ayşegül, yürü çık odandasız. Bana bak, sakın sakın buraya kusayım falan filan deme. Bu koltuk kaç para biliyor musun sen? Kahve. De kahve, kahve gel. Allah'ım ya Rabbim ya. Kahve. Evli barklı kadın gecenin bir saatinde elin adamlarıyla ya gitmiş. Ya. Çözsüz konuşma. Ne hale bak ya. Var, git şuraya. Ya, yeter, ya yeter mi derdin, git şuraya. Aa, hayret bir şey ya. Cezve nerede? Gideceksin Cantekin. Ayşegül niye bağırıyorsun ya? Bağırmadan konuşsana. Ne bakıyorsun böyle? Bana bak. Senin miden falan bulanıyorsa eğer. Tamam hadi yürü git. Yürü yürü, banyoya gidiyoruz hadi. Ya kızım gel buraya, banyoya gidiyoruz. Kalk hadi, banyoya gidiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Allah'ım sabır. Ha. Söyle. Ya Elif'e falan gidemez. Ben senin ona gitmene izin vermeyeceğim. Sana ben bakacağım. Tamam mı? Seninle ben ilgileneceğim. Senin yanında ben olacağım. Tamam mı? Ben senden vazgeçmeyeceğim.
Saat kaç? Bilmiyorum Can, bakayım. Dur. Ben biliyorum kaç. O zaman ne soruyorsun? Zaten başım çatlıyor. Saat kaç biliyor musun? Geç. Çok geç. Geçi geç geçiyor. Kızım ben seni her sabah beklemek zorunda mıyım? 2 saat önce kalktım ya. Bu saatte kahvaltım olur. Tamam Can. Özür dilerim. Uyuyakalmışım. Allah Allah. Ay kahvaltı verandada. Çıkar gözlüğünü. Can başım ağrıyor. Onu içmeden önce düşünecektin. Çıkar. Ya ne oluyor sabah sabah? Bana bir şey olduğu yok ya, sen kendi haline bak. Kahvaltı geç, zaten akşamdan kalmışsın. Başkası olsa seni 5 dakika durmaz kovardı. Bu ne biçim iş ahlakı? Ay iyi ki bir sabah geç kalktım Can, ne var ki bunda? Ya sen işi gücü iyice sallamaya başladın ama ha. Bravo valla. Aa Can, bir istiyorsan çikolata falan ye, ne bileyim duşa gir, bir ağla, sinirlerin yatışsın. Bu ne ya artık sabah sabah? Ayşegül. Ben şimdi taşınacağım ya. İnsanlar dedikodu falan çıkaracaklar. Seni balayı yaptığımız otele göndereyim diyorum. Hem ortalıkta dolaşmazsın, ayak altında kalmazsın. Ne? Evet, hem sen o heriflerle tek başına baş edemezsin. Ay istemem. Ayrıca balayı otelimizde niye tek başıma olayım Can? Hem burada olsam sana destek olurum, daha iyi olmaz mı? Ya taşınacağım diyorum kızım, taşınacağım ya. Ne yanımda olması? Hem istemiyorum destek meslek ya. Olma destek meslek bana. Ne sıfatlı olacaksın? Can, senin neyin var? Hı? Yani öküzlükte bir level atladım, farkında mısın? Kızım yok benim bir şeyim ya, hiçbir şeyim yok. Herkesin bir gerçek yüzü vardır, bu da benimki işte. Aksi lanet sinirli herifin tekiyim ben. Can, ne diyorsun? Benle ilgili hayal kurmayı bırak artık. Nasıl yani? Ya ben böyle kaba, saba, sinirli, agresif, abuk subuk herifin tekiyim işte, görüyorsun. Aa, deli deli olduğunu fark etmez derler ama sen bayağı farkındasın. Terapiste falan mı gitsen acaba? Ayşegül! Benim bir şeyim yok ama sana fazla yüz verdim ben. Gel şimdi bu labalinin acısını çıkartalım biraz senden. Bastır onu iyice, bastır. Ay bastırıyorum, görmüyor musun? Ayna gibi yerler, daha ne kadar temiz olabilir ki? Vay, demek verdiğim işi beğenmiyorsun öyle mi? Hı? Beğenemedim. Yapma ya. Bırak git o zaman. Kapı orada. Bırak her şeyi, topla pılını pırtını, çık git. Hadi. Hadi Can Tekin, sanki bilmiyoruz. Şu an çıkıp gitsem şıpıdık terliklerini arkamdan koşarsın. Vallahi bu sefer hiçbir şekilde koşmam, seni de durdurmam. Hadi çık git, kurtul benden. Hadi. Ne bakıyorsun ya? Bırak. Bırak onu. Bıraksana. Başka iş vereceğim, hadi. Yürü. Yavaş. Hadi. Bunların hepsi tek tek elde çitilenecek, yıkanacak. Niye makinede yıkamıyoruz ki? Canım öyle istiyor çünkü. Hah, ne oldu? Pes ettin, kaçıyorsun değil mi? Hayır Can, deterjan alacağım, çekil. Ya sen niye böylesin? Nasılım?
Ne demek istiyorsun? Böyle işte tuhaf tuhaf şeylere tutunan inatçı, abuk subuk bir tipsin sen ya. Çabuk temizle şunları, yıka. Sorunun ne? Niye böyle garip garip davranıyorsun? Hadi anlat bana. Belli ki bir sorunun var. Belki birlikte çözebiliriz. Benim sorunum sensin Ayşegül. Ben mi? Sen evet. Ya sen neden hala benimle olmak istiyorsun? Neden hala bu evin içinde benimle birlikte yaşamak istiyorsun? Ayşegül canımı sıkıyorsun. Anladın mı beni? Benim canımı sıkıyorsun. Gözüme batıyorsun. Gözüme batıyorsun. Ya ne oluyor sana ya? Bir haber falan mı çıktı? Ona mı taktın kafayı? Ya sen niye hiçbir şey anlamıyorsun? Haber maber yok. Sensin benim canımı sıkan. Anladın mı? Sen. Bana bak. Bundan sonra konuşmanı da yasaklıyorum. Ya aman. Konuşma Ayşegül. Sus. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.